Tonguç Akademi'den herkese merhaba sevgili veliler ve öğrenciler. Hello everyone, welcome hepiniz, hoş geldiniz. Bugün In the Classroom ünitesini işliyoruz hep beraber. In the Classroom ne demek? Sınıfta demek. Yani ben sınıfımdaki objelerin isimlerinden bahsedeceğim. Bayağı da bir kelime öğreneceğim bu ünitede. Aynı zamanda bu öğrendiğim kelimelerle alakalı mesela işte kağıt demeyi öğreniyorum. Bu kağıdı kes demeyi de öğreneceğim. Yani buna biz İngilizce'de instructions diyoruz. Yani yönlendirmeler. Mesela pencereyi kapa ya da işte kapıyı aç gibi bazı yönlendirmelerden bahsedeceğiz. Ve son olarak da bir insana ben teşekkür ederim dediğimde, yani thank you dediğimde ne deriz? Rica ederim. Yani you're welcome. Bunlardan bahsedeceğiz. Böyle teşekküre nasıl cevap verilir, nasıl teşekkür edilir? Bunlardan bu ünitemizde bahsedeceğiz. Velilere de şöyle bir mesajım olacak. Bu ünitede çok fazla kelimemiz var. Bu kelimeleri öğrenmek için de tabii ki şöyle küçük kartlar yapabiliriz evde. Renkli renkli üstüne çizebiliriz. Mesela kartın önünde bir kalem resmi olur. Arkasında da pencil yazar. Zaten ünitemizde bugünkü videoda göreceksiniz birkaç tane kelime var. Bunlardan hemen böyle küçük kare kağıtlar yaptığımız zaman bu öğrencilerimizin aklına daha kolay girecek, daha eğlenceli bir hale bürünecek ünite. Haydi o zaman hep beraber çok eğlenerek çektiğimiz videomuzu izleyelim. Bakıyorum, burada bir tane ne görüyorum arkadaşlar? Kalem değil mi? İngilizcesi neymiş? Pencil. This is a pencil. Okay, ikincisi de bir kağıt arkadaşlar. Nasıl okuyorum? Paper. Paper. Üçüncüsü makas, yani scissors, scissors. Kapı, door, door. Baştan bir bakalım tekrar. Pencil, paper, scissors, door. Devam edelim. Burada bir masa görüyorum. Table, table. Bir kitap görüyorum. Book. Book. Burada bir silgim var. Eraser. Eraser. Ve burada da bir pencere görüyorum arkadaşlar. Window. Window. Baştan bir sayalım. Pencil. Paper. Scissors. Door. Window. Eraser. Book. Table. Anlaşıldı mı? Hemen buraya geçelim arkadaşlar. Bir burada alıştırmamız olacak. Şimdi burada ne görüyorum? Kapı, pencere ve kağıt. Yukarıda da İngilizceleri yazıyorum. Ben bunların eşleştirmelerini yapacağım şimdi. Kalemimi alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kapı ne demekti hatırlıyor muyuz? Door. Nerede? İkinci yerde değil mi arkadaşlar? Bunu hemen eşleştiriyorum. Bakalım pencere. Neydi pencere? Window. Nerede yazıyor window? Burada arkadaşlar hemen bunu da eşleştirdik. Ve burada da en son olarak kağıt var. Yani paper. Paper. Hemen bunu da ne yapıyorum? Eşleştiriyorum arkadaşlar. Geçelim bir diğer etkinliğimize. Burada da biz yönlendirmeleri öğreneceğiz arkadaşlar. Yani şunu yap falan demeyi. Sınıfta yapılan eylemlendirmeleri. Yani yönlendirme diyebiliriz. Bakıyorum mesela. Az önce ne öğrenmiştik? Pencereyi öğrenmiştik. Neydi pencere? Window. Bakın burada ne yapıyor Tongül? Pencereyi açıyor. Open the window. Pencereyi aç. Open the window. Bir de pencereyi kapat diyebilirim. Nasıl diyeceğim? Close the window. Open the window. Close the window. Peki kapıyı kapat ya da kapıyı aç nasıl diyeceğim? Bakın burada ne var? Close the door demiş. Bu kapıyı kapat demek. Close the door. Açabilirim. Open the door. Close the door. Open the door. Pencere neydi? Close the window. Open the window. Open. Close. Tamam mı? Hemen bakalım burada da ne diyor arkadaşlar? Bakın burada Tonguç ne yapıyor? Solu işaret ediyor değil mi? Turn left. Sola dön. Left, sol demektir arkadaşlar. Turn left. Sola dön. Benim solum burası. Siz izlerken burası sol olacak arkadaşlar. Bakın sola dönüyorum. Turn left. Okay. Bir de bunun sağa dönmesi var. O ne peki? Burada var. Turn right. Sağa dön. Sağa dön. Turn right. Turn left. Left neymiş? Sol. Right?
Sağ demek arkadaşlar. Bakalım burada da bir tane arkadaşımız ne yapmış arkadaşlar? Sandalyeden kalkıyor değil mi? Kalkmak. Stand up. Stand up. Burada ne var? Oturan biri var. Bakın. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Anlaştık mı? Hemen geçelim burayı da arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Farklı olanı çıkaracağız arkadaşlar. Bakalım. Close the door. Neydi close the door? Close the door. Kapıyı kapat. Turn right. Sağa dön. Turn right. Open the door. Kapıyı aç. Bakın bu ikisi kapıyı kapatmak ve açmakla ilgiliyken turn right, sağa dön demektir arkadaşlar. Bu yüzden bu bunların arasında farklı olandır. Hemen işaretliyorum. İkinci etkinliğimde ne diyor? Close the window. Neydi window? Pencere. Close the window. Pencereyi kapat. Sit down. Otur. Stand up. Kalk. Bu kalkmak, bu oturmaksa pencereyi kapat. Biraz saçma olmuş buraya değil mi? Bu da farklı olandır. Hemen işaretliyorum. Üçüncüsünde ne diyor? Turn left. Sola dön. Turn right. Sağa dön. Open the window. Pencereyi aç. Bunlarla alakası yok arkadaşlar. O yüzden bunu da hemen ne yapıyorum? İşaretliyorum. Hemen geçelim burayı da. Şimdi burada ne görüyorum arkadaşlar? Bakın burada bir sınıf var değil mi? Ne yaparız hoca biz sınıfa girdiğinde? Kalkarız değil mi arkadaşlar? Hocayı görünce ne yaparız? Stand up. Kalkarız. Peki bizim öğretmenimiz bize ne der arkadaşlar? Oturabilirsiniz. Oturun der. Peki bunu İngilizce nasıl söylüyor? Sit down. Girdi sınıfa. Kalktık. Stand up yaptık. Sonra bize ne dedi öğretmenimiz? Sit down. Thank you. Sit down. Teşekkürler. Oturun. Sit down. Okay? Hemen geçelim burayı da arkadaşlar. Şimdi burada ne görüyorum? İki tane burada arkadaşımız var. Bir tanesi kapıyı kapatıyor, diğeri de açıyor. Bakın burada kapı açık şu anda. Tutmuş kolundan kapatacak. Burada ise bakın buradan tutuyor böyle. Ne demek bu? Hani açacak kapıyı değil mi? Açmak neydi? Open. Open the door. Close the door. Close the door. Kapıyı kapatıyorum. A buraya gelecek o zaman. Kapıyı kapattığı için burada open the door yani kapıyı aç dediğimizde buraya geliyor arkadaşlar. Okey hemen geçiyorum. Burayı da bakıyorum şimdi. Burada bir eşleştirmem olacak arkadaşlar. Kelimelerimi ne yapacağım? Bir cümle haline getireceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle mesela teşekkür ederim. Nasıl diyorum ben İngilizce'de? Thank you. Thank you. Burada onu birleştireceğim. Bakın burada thank var. Birleştiriyorum. Neyle birleştiriyorum? Burada. You. Thank you. Değil mi? Hemen yazdım. Burada ne diyor? Excuse. Devamı ne bunun? Excuse me. Affedersiniz. Excuse me. Affedersiniz. Excuse me. Yani buraya geliyor arkadaşlar. I'm ben. Neyim ben? I'm sorry. Üzgünüm, özür dilerim demektir. I'm sorry. I'm sorry. Hemen bunu da eşleştiriyorum arkadaşlar. Ve son kalan neymiş? You are welcome. Rica ederim. You are welcome. Bunu neye cevap olarak söylüyoruz? Biri bize diyor ki mesela ben hediye aldım tamam mı? Bana diyor ki thank you. Teşekkür ederim diyor. Ben de diyorum ki rica ederim. You are welcome. Thank you. You are welcome. Tamam. Hemen buraya da geçelim o zaman. Şimdi şöyle yaptık. Evet. Burada da bir buradaki boşluğu dolduracağız. Böyle bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bakın az önce dediğim şeyin aynısı değil mi? Tonguç'la Tangut yan yanalar ve Tangut Tonguç'a hediye almış. Tonguç ne diyor? Thank you. Teşekkür ederim diyor değil mi? Thank you. Tangut ne diyecek? Rica ederim diyecek. İngilizce'de neydi? You are welcome. Nerede arkadaşlar? İşte burada. Hemen bulduk. Thank you. You are welcome. Evet, hemen burayı da geçiyorum. Şimdi bazı yönlendirmeleri öğreneceğim burada da. Arkadaşlar bakın. Burada ne yapıyor arkadaşımız? Çiziyor. Draw. Çizmek. Draw. Bir şeyi çizmek. Tamam?
Draw. Peki, cut. Bakın scissors tutmuş, paper'ı ne yapıyor? Cut. Cut. Kesmek. Draw neydi? Çizmek. Draw. Bakın ben çiziyorum şu an. Gördünüz mü? Draw. Okay? Cut. Kesmek. Peki burada ne var? Paint. Resim yapmak. Paint. Resim yapmak. Burada da color. Boyamak. Bir şeyi boyamaya color diyoruz arkadaşlar. Tabii bunları birbirinin yerine yine de kullanabilirsiniz. Benzer anlamlara sahip ama yine de tam olarak anlamını anlatmaya çalışıyorum size. Color neymiş? Boyamak. Paint, resim yapmak. Cut, kesmek. Draw, ne yapıyorum ben? Çiziyorum. Bakın böyle çiziyorum. Draw yapıyorum. Tamam? O zaman burayı da hemen geçiyorum arkadaşlar. Bunlarla ilgili güzel etkinliklerimiz olacak. Şimdi az önce öğrendiğimiz şeyleri hatırlıyor muyuz? Teşekkür etmek falan. Onlarla ilgili bir practice'miz var burada. Nasıl teşekkür ediyordum ben? Thank you. O zaman buraya ne yapıyoruz? Hemen buraya thank you yazıyoruz arkadaşlar. Thank you. Bu gitti. Yaptık. Bir şey. The paper. Kağıdı. Ne yapabilirim kağıdı? Kağıdı kesebilirim. Değil mi arkadaşlar? Cut the paper. Kağıdı kes. Cut the paper. Okay? Üçüncüsünde diyor ki window. The window. Pencere. Ne yapabilirim pencereyi? Color yapabilir miyim? Boyayabilir miyim pencereyi? Hayır. Pencereyi açabilirim arkadaşlar. Open the window diyorum. Open. Ve son olarak kalan şey burada color. Color the picture. Color the picture. Ne demek arkadaşlar? Resmi boya. Picture resim demektir. Color the picture resmi boya. Evet, hemen burayı da geçiyorum. Burada da bir meçleştirme yapacağım. Şimdi burada ne yapıyor Tonguç? Elinde bir tane kitap var. Kapatıyor değil mi kitabı? Kapatıyor. Burada ise açıyor değil mi? O zaman açmak neydi? Open. Hemen buraya yazıyorum. Kapatmak neydi? Close. Close the book. Kitabı kapatmak. Open the book. Kitabı açmak. Mesela ben kitabımı tutuyorum şu an, tamam mı? Açacağım şimdi. Open the book. Close the book. Open the book. Close the book. Tamam. Hemen burayı da geçelim o zaman arkadaşlar. Şimdi buradaki cümlelerimizle buradaki resimleri eşleştireceğiz. Bugün öğrendiğimiz şeyleri yapacağız arkadaşlar. Son olarak ne diyor burada? Draw the paper. Kağıdı çiz. Nerede? B'de değil mi arkadaşlar? Bakın burada çiziyor şu anda. Hemen bunu eşleştiriyorum. Paint the picture. Resim yap. Hangisi? Bakın burada arkadaşlar. Paint the picture. Turn left. Neydi left? Sola dön. Turn left. Hemen o zaman bunu da sola dön. Bakın burada A'da var. Hemen işaretliyorum. Ve son olarak close the window. Close the window. Neydi bu? Pencereyi kapat demekti. Doğru arkadaşlar. Hemen bunu da eşleştirdim. Peki açmak neydi? Open the window. Close the window. Peki kapı? Close the door. Open the door. Draw the paper. Cut the paper. Paint the paper. And color the paper. Tamam mı? Çok güzel arkadaşlar. Aferin size. Çok güzel bir şekilde yaptınız bugün etkinliklerimizi. Ne öğrendik peki bugün? Bakıyorum. Naming certain class objects. Yani ben sınıftaki nesnelerin isimlerini öğrendim değil mi? İşte scissors yani makas öğrendim. Pencil, kalem, paper, kağıt, window, pencere, door, kapı. Bunları öğrendim arkadaşlar. Sonra given instructions yani yönlendirme yapmayı öğrendim. Onu yap, bunu yap, kapıyı kapat, resmi çiz demeyi öğrendim. Ve son olarak responding to thanks. Teşekküre yanıt vermeyi öğrendim. Nasıldı? Hemen hatırlayalım tekrar arkadaşlar. You are welcome. You're welcome. Siz bana diyorsunuz ki, hocam öğretmenim bu dersi anlattığınız için çok teşekkür ederim diyorsunuz bana. Thank you diyorsunuz. Ben ne diyorum? You are welcome diyorum arkadaşlar, değil mi? Hemen o zaman çok güzel bir şekilde öğrendik bugünkü dersimizi. Ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu yapıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Goodbye everybody.
Evet sevgili veliler ve öğrenciler, beraber çok güzel bir video izledik. Sınıf ünitesini beraber işledik bugün. Ödevlerimiz tabii ki de yine var. Öncelikle 0'dan 2'ye tüm dersler konu anlatımı soru bankamdan ödevimi vermek istiyorum. Bugün In the Classroom ünitesini işledik ve bunu şöyle güzelce bir pekiştirelim diye düşünüyorum. Ünitemiz 3. ünite, sayfamız 276. Öncelikle In the Classroom 1 şeklinde ilk sayfada bazı benim böyle dediğim gibi sınıfta gördüğüm nesneler var ve hemen yanında da bu nesnelerle alakalı sorularım var. Ardından da dediğim gibi teşekkürle alakalı kısmı tekrar anlatıyoruz ve onunla alakalı sorularımız da mevcut. Yani toplam 4 sayfa bu kitaptan ödevimiz var. Peki Zuhru Bankası'ndan ödevimiz yok mu? Tabii ki de var. Şöyle Zuhru bir bankası olduğu için şöyle güzel güzel zor sorularımız olsun istiyorum. Bakalım hemen. 4 tane en son ödev yapmıştık. İ5, İ6. Evet. İlk İ5'ten 9 adet, İ6'dan da 9 adet. Yani toplam 18 tane sorumuz var. Bu soruları da güzel güzel çözelim. Dediğim gibi biraz böyle daha zorlaştı ama yine bunları çözdüğümüz zaman konu daha güzel bir şekilde pekişmiş olacaktır. O zaman bir sonraki videomuzda sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Goodbye everyone!